Şimdi bu, bu sezon futbolu bırakıyorsun. Eee ne Bırakır... yapacaksın? Karar verdim mi? Benim anladığım o. Daha karar vermedim. Yani belki ben... de çok iyi bir proje olur. Futbol oynamaya devam ederim. Olabilir. Benim anladığım anda an... mesela çıksam çok iyi oynarım. Öyle mi? Herhalde Çünkü son bir aydır çok mutluyum. Yani bu senin kararın. Benim anladığım bu sadece. Önündeki şu anda ilk adım ne? Yani teknik direktörlük mesela o yola nasıl giriyorsun? Ne yapıyorsun? Ekip oluştur. Teknik e, oluşturdum. Hepsiyle konuştum. Teknik direktörlük yaparsam e, iyi bir proje olursa, iyi bir hayal olursa onun peşindeyim. Onun peşindeyim ama e, benim doğrularıma sabredecek bir yönetim lazım. Hmm. Her yerde. Ne olursa olsun. Yani anladın mı? Ben çünkü hayatım boyunca hep... Abi ben bütün kariyerime baksınlar. Bütün kariyerim boyunca hep şampiyonla oynadım. Oynadığım sezonlarda. Bir giderken Galatasaray'da 8, ay, 8 ay kötü durumdaydık. Bir de bu sene. Onlarda da oynamadım. Bu sene niye olmadı Galatasaray'da? Ee, bence yeterince kaliteli kadroya sahip değildik. Doğruyu söylemem lazım. Yalan söyleyemem burada. Çok seviyorum. Hepsi kardeşim gibi. Aslan gibiler. Yani bugün istesinler canımı veririm ama e, Galatasaray oyuncusu Galatasaray'da kaliteli olmak bambaşka bir şeydir. Yerli yabancı kuralı ile ilgili fikrini soruyorlar. Abi yani 28 tane yabancı getirelim getirelim de abi Türkiye Ligi'nde şampiyon olsan sana verecekleri artık 15-20 milyon euro. 40-50 milyon euro harcıyorsun. Yani e, birazcık altyapıya dönmemiz lazım. Bak bıraktım. Hiç para kazanmayacağım şimdi. Söyleyebilir miyim rahatlıkla? Ha bırakalım bu yabancı kurulu falan. Ne yabancısı abi ya? Türkler oynasınlar. Anladın mı? Çünkü Avrupa'da başka türlü başarı edemeyeceğiz. Yani çünkü çok para harcıyoruz. Yabancı olunca serbest çok para harcıyoruz. Rica ediyorum olmasın. Nasıl? Sıfır yabancı. Ya 14 yabancı ile Avrupa ile kafa tutabiliyor musun? Hayır. E o zaman niye var? Niye para harcıyoruz abi? Türkler oynasın altyapıdakiler. Kendi aramıza mücadele edelim. Bir 5-10 sene bir öyle bir mücadeleye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 14 yabancı. Yoksa iyi futbolcunun yabancısı Türkiye olmaz. Ben de aynı fikirdeyim. Ama artık yani bu fiyatlarda bırakalım altyapıdan çıkan oyuncular oynasın. Sert bir karar bu. Sert abi yani hayatımız boyunca sert davrandık. Ama bu kararı pek verebileceğini zannetmiyorum federasyonun Niye veremiyorlar abi? Bilmiyorum. Kimden çekiyorlar? Ne oluyor? 14 yabancı olunca Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale mi çıktılar? UEFA Kupası'nı mı aldılar? Versinler. Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapıdaki çocukları oynasınlar. Ee, bir sene, beş sene, üç sene, dört sene altta kalalım. Bak sonra ne olacak? Ayaks gibi olacağız. İnanıyor musun buna? %100. Oynamak bambaşka bir şeydir. Oynamak oyuncuyu bambaşka bir hale getirir. Bu sene şampiyon kim olur sence? Gönlünden Galatasaray geçiyordur şüphesiz de. %100, 100 Galatasaray geçiyor. Ger yani gerçekçi olarak baktığın zaman hazırlıklara, takımlara, hafta yani şöyle söyleyeyim sana. kim daha avantajlı? Sen bir cevabını söyleyeyim mi tabii sana. Tabii lütfen. Ağustos ayında sorarsan söylerim. Hmm. Şimdi transferleri görmeden nasıl söyleyeyim? Şu anda tabii Trabzonspor çok avantajlı. Yani Abdullah Avcı oranak... Yani Egemen abi ayrılmış gerçeği. Ama çok iyi bir ekibi vardı. Hazırlar. Öndeler. O yüzden. E ama bizim bir reaksiyon göstereceğimizi mutlaka düşünüyorum. Yani Erden abi yok onda çok güveniyorum. Sevdiğim için de bir de. Başkan'a da. Onlar aslan gibi bir takım yapacaklardır.